Herkese günaydın arkadaşlar. Sabahınız hayır diyorum. Buraya geldik, alıştık. Günümüz çok güzel geçiyor. Biz Bakü'de 3. günü yaşıyoruz. Bugün çok güzel bir tur yapacağız sizle. Arkamda İçerişehir var. İçerişehir'le başlıyor olacağız. Bakü için İçerişehir muazzam derecede çok önemli bir yer. Turistlerin cazibe merkezi. Kendi yerlilerin gelip burada yemek yediği, kahvaltı yaptığı, otellerde kaldığı, cazibe noktalarının olduğu çok önemli yerlerden bir tanesi. İçerişehir'e arkamda görmüş olduğunuz kapıdan giriyor olacağız. Bu devasa yerin birçok kapısı var arkadaşlar. Ortalama 5 tane kapı olduğunu düşünüyorum. Ben ana kapıdan gireceğim bugün. Arkamda da görüyor olacaksınız. Hazırsanız turumuza başlıyoruz. Gelin. Kalenin içerisine girdik arkadaşlar. Yeni yıl sebebiyle burada her yer çok daha cıvıl cıvıl, eğlenceli, ışık dolu. Hemen girişte ufak bir pazar var. Bu pazarı dün geldik, gezdik. Akşam ufacık rengarenk oluyor. Zaten ışıkları yukarıda da takmışlar. Gece görmeniz çok daha güzel olur. Ufak tefek alışverişlerinizi de yapabilirsiniz. Burada dün tanıştığımız bir arkadaşımız var. Kruvasan ve kahve içip ufak böyle kahvaltı yapabileceğimiz bir yer. Orayı ziyaret ediyor olacağız. Ondan sonra da güne başlayacağız. Yani kahvaltımızı kahve ve kruvasan Hasan'la yapacağız. Arkadaşımızın ismi de Fiko'ydu. Dün tanıştık. Hemen yolun diğer tarafında gözüküyor yeri zaten. Hadi hep beraber oraya gidelim. Coffee Shop Büyük Kala denilen yere geldik. Burada kahvaltı edeceğiz arkadaşlar. Hemen göstereyim size içeriği de zaten. Merhaba. Günaydın, günaydın. Fiko ile tanıştırayım sizi. Biz dün tanıştık kendisiyle zaten. Nasılsın Fiko? İyi, sen nasılsın? Her şey yolunda. Bugün hava bomba gibi, biraz soğuk ama. Nereden yolculuk? Türkiye'den. Neresinden? İstanbul. Geldiniz mi İstanbul'da daha önce? Çok geldim. Gerçekten. Daha en sevdiğiniz yeri söyleyin. Alaçatı. Alaçatı, wow. Oraya yazın geliyorsunuzdur. Kışın geldin mi? İstanbul'un her yerinde oldu. Çok güzel, çok güzel. Kardeş ülke zaten. Beraber canımız tabii, sıkılınca geliyoruz. Yani hiç orada, yani sanki evimdeyim. Gerçekten. Öyle. Ah süper. Buna çok sevindim duyduğuma. Ben de 3 gündür buradayım. Çok mutluyum burada olmaktan. Huzur dolu yani. Çok çok beğendim. Güney kısmını bitirdik falan. Şimdi artık şehirdeyiz. Aynen. Şehirdeyiz artık. Aynen öyle. Peki ne yiyeceğiz biz Fiko? Kruvasan ve çayla başlıyoruz. Hadi. Kapan. Orayı söyleme. Kapanmaz yarayım. Gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandı yollarım. Yaşanmış. İyi günler. Hadi turumuza başlıyoruz arkadaşlar şimdi. Fiko sağ olsun bizden ücret almadı. Çok teşekkür ederim kendisine şimdiden. Buraya geldiğinizde merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bizden hesap almadı. Eğer siz de buralara gelirseniz kruvasan, çayı ve kahvesi mükemmeldi. Uğramanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İçerişehir'in tarihi çok eski ve artık buralarda sokaklarda labirent gibi kaybolmanız gerekiyor. Eğer kaybolursanız burayı gezdiğinizi anlayacaksınız. Sokaklarda yürürken artık böyle hediyelik eşya alabileceğiniz yerler var, halılar var, işte magnetler alabilirsiniz, böyle sokaklar var. Gideceğimiz rotalar var ve sizi o taraflara doğru götürüyoruz. Mehmet de önde. Günaydın demedin bugün Mehmet. Günaydın. Ne yapıyorsun? Çay içiyordum. Güzelmiş evet, yani. Çayları güzelmiş. Bir de bu havada güzel geldi. Evet, güne güzel başladık. Aynen. Şarkılarla. Bakalım nereye çıkıyoruz şimdi. Kız Kalesi'ne çıkacağız. Kız Kalası da deniyor arkadaşlar. Kişi başı 15 manata denk geliyor. Yerlilerin içinde 3 manat olduğunu görüyorum şu anda. Şimdi Kız Kalesi nedir? Hemen onu anlatıyorum. Kız Kalesi'nin neredeyse tarihi 1000 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmeyen bu anıt, bazı araştırmacılar tarafından Orta Çağ'da inşa edildiği ve şehrin genel savunma sisteminin bir parçası olduğunu söylüyor. 29 metrelik taş kule hakkında birçok popüler efsaneler anlatılmış ve kurgusal masallar ortaya çıkmış.
Bakü'nün kalbinde yer alan bu yer tepeden bakıldığında Azerbaycan'ın sembolik süsü olan Buta'yı da andırması bu ülkede neden bu kadar ünlü olduğunu açıklıyor açıkçası. 2000 yılında da UNESCO Dünya Kültürel Miraslar Listesi'nde de yerini aldı. Bu güzel kuleye hep beraber çıkalım. Gelin. Kulenin en üstüne kadar çıktık. Kule 8 kattan oluşuyor ve her katta da ayrı ayrı bilgiler var. Simülasyon bilgilerinden tutun, döneminde yapılan ahşaplardan, dönemden kalan kılıçlar var. Kılıçları da görebiliyorsunuz. İlave olarak baktığınızda bir su kuyusu var. Su kuyusunu görebiliyorsunuz. Sanırım su ihtiyaçlarını karşılamışlar. Ve dolayısıyla en üste kadar çıkıyorsunuz. Birkaç rivayet var. Bu kaleyi yapan kişinin aslında isminin verildiği söyleniyor. İkinci rivayet ise bir kız var. Kız çok seviyor bir erkeği. Diyor ki bana kale yaparsan seninle evlenirim diyor. Bu da bir rivayet. Ya da çok seven bir aşık sevdiğine kavuşamayınca kendini bu kaleden attığını falan söylüyor. Dolayısıyla bunların hepsi bir rivayet. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz içeri şehri tamamen biraz sonra geziyor olacağız. O kadar güzel yerler var ki her yeri avucunuzun içi gibi biraz sonra görüyor olacaksınız. Geldiğinizde buraya gezmek isterseniz arkamdaki görmüş olduğunuz bu manzarada fotoğraf çekmeyi de unutmayın. Arkamda görmüş olduğunuz yer Cuma Camii arkadaşlar. 743 senesinde Pagan dönemine ait eski dini yapıların üzerine inşa edilmiş. Caminin bodrum katında bu yapıya ait kalıntılar hala görülebilmekte. Aynı zamanda Kafkasya'nın en eski ikinci camii olarak da biliniyor. 2013 yılında aslında uygun bir şekilde yeniden yapılmış. Azerbaycan'ın ilk camisi olma özelliğini taşıyor arkamdaki cami. Dolayısıyla Bakü turunuzda, içeri şehir turunda muhakkak uğramanız gerektiğini düşünüyorum. Zamanınız varsa çevredeki diğer camileri de bakabilirsiniz. Ama zamanınız yoksa ben sizin için buraya gezebileceğiniz diğer camilerin isimlerini bırakıyorum. Yeni lokasyonda görüşürüz. Hadi gelin. Şu an havanın gerçekten böyle yazdan kalma, biraz soğuk ama yazdan kalma olması keşfinizi daha rahat hale getiriyor. Şöyle bütün her yerde hediyelik eşya alabileceğiniz şeyler var. Sanırım bunlar onların özel eşyaları ve şapkaları arkadaşlar. İsmi ne oluyor abi? Çoban Papa, Kafkas Papa. Bunlar rütbeli insanların herhalde. Evet. Tarihi mi? Evet. Aynen. Çok güzel. Bunlar da tarihi. Evet. Şunlar çok güzelmiş ama. Burada mısınız? Evet. Ya ne güzel, süper. Çok güzel memleketiniz var. Çok teşekkürler. Ben de YouTube videoları çekiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adın ne senin? Muhammed. Senin? Roman. Senin? Aysun. Hatice. Benim adım da Güray. Memnun oldum arkadaşlar. İçeri şehri geziyoruz. Böyle keşfediyoruz. Gelen insanlar da öğrensin istiyorum ben de. Tanıştığıma çok sevindim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok tatlılar değil mi? Bir tane deneyeceğim arkadaşlar sizin için. Bakalım burada bu abinin yerini de söylerim size. İsterseniz gelirsiniz. Buranın geleneksel şeyi. Sanırım halk oyunları için de takılıyor değil mi abi bu? Fakirler, çobanlar. Eskiden fakirler, çobanlar takıyormuş bunu. Tehran abi, buranın sahibi misiniz? Buranın sahibi hemen Cuma Camii'nin yanında arkadaşlar. Tehran abiye doğrayabilirsiniz. Diğerini çobanlar takıyordu. Bunu da zenginler takıyormuş. Hala takıyorlar mı? Vallahi mı? Bu 50 manatmış arkadaşlar. Bu? O da 30 manat. Gelirseniz ufak indirim yaparsınız. İndirim yapar size arkadaşlar. Almayı unutmayın. Mantığı bu. Bu kuzu o da koyun derisinden yapılıyormuş. Ben şapkamı takayım tekrar. Bizim fakirler de bunu takıyor. Magnet var mı abi? Var. Bunlar ne kadar mesela? 2 manattan başlıyor değil mi bunlar da? Hamsi 2 manat. Oldu. Hamsi. Demirler biraz bahada. Bunlar 2 manat. Metallar var. Onlar kaç para? 3 manat. Onlar da 3 manatmış arkadaşlar. Demir olan. Bunlar 1 manattan ama yani 1, 2, 3 manattan devam ediyor arkadaşlar. Eğer gelirseniz bu şekilde alabilirsiniz. İçeride de birçok çeşit var. Yani siz buraya geldiğinizde bu memleketi hatırlamak istiyorsanız buradan bir şeyleri alıp muhakkak evinize götürmeniz gerekiyor. Öyle düşünün. Ben çok sevdim. Rutum yani yol planım bittikten sonra muhakkak buraya geleceğim. Ben de hatırlayabilmek için sürekli gönlümde burayı hatırlamak için bir şeyler alacağım. Bilginiz olsun. Sokaklarda kaybolmaya devam ediyoruz. O yüzden bakalım şimdi Şirvanşahlar Sarayı'na doğru ilerliyoruz.
arkamdaki görmüş olduğunuz kapı Murat Kapısı arkadaşlar. 1500'lü yıllarda Sultan 3. Murat için yapılmış. Ancak kapı o tarihlerde tamamlanamaz ve Sultan Murat'la gittiği savaşta şehit düşer. Kapıda bu bina Ulu Racab Mukavi'nin 994 yılında sipariş esasında büyük ve adaletli Sultan 3. Murat'ın devrinde inşa edilmiştir yazıyor. Kubbesi yıldızlarla süslü bölüm şahın ve hanedan üyelerinin türbelerini barındırırken yanı başında da saray cami yükseliyor. Türbelerde söğüt gülleri işlenmiş olması da dikkat çekiyor. O güllerin içinde 2 adet armutvari madalyon bulunuyor. Damla ve gözyaşlarını andıran madalyonlar temsili olarak şahsın ailesinden rahmetlere gidenlere ağlıyorlar. Damlaların içinde Allah, Muhammed ve Ali sözleri yazılı. Osmanlılardan kalan tek yapıda denilebilir aslında Murat Kapısı. O yüzden orayı görmeden dönemezdik. Şimdi surların içerisinden gördüğünüz gibi Şirvanşahlar Müzesi'ne doğru ilerliyoruz. Bakalım şimdi bizi neler karşılıyor, onları görüyor olacağız. Arkamdaki görmüş olduğunuz yer Şirvanşahlar Sarayı Müzesi de denilebilir. Şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Giriş ücreti normalde 15 manat arkadaşlar, bilginiz olsun. Ama Azeri vatandaşlar 4 manata içeriye girebiliyor. Sabah 10'da açılıyor, akşam 7'de kapanıyor, bilginiz olsun. Hadi içeriye doğru gidiyoruz. Burası çok büyük bir kompleks arkadaşlar. Olabildiğince kısa kısa her yeri göstereceğim size. İçerişehir bölgesindeki sarayın ana binası 1911 yılında Şirvanşah Şeyhi İbrahim Halilullah tarafından yapımı başlatılmıştır. Kısa sürede ve tek seferde yapılmayan saray 13. ve 16. yüzyıla kadar yapımı devam etmiş, zamanla ek binalarla geniş alanlara yayılan bir kompleks haline dönüşmüş. Yakında onun en görkemli mimari eserlerinden biri olarak kabul edilen saray, geçmişte hastane ve kışla olarak kullanıldıktan sonra günümüzde müze olarak hizmet veriyor. Müzede şahlara ait özel eşyaların yanı sıra vitray, halı gibi el yapımı parçalar da bulunuyor. Birkaç bölümden oluşuyor ve gezmek biraz zaman alabilir açıkçası. O yüzden buraya geldiğinizde böyle bir yarım gün kadar ayırabilirsiniz. Ben kısa kısa size gösteriyor olacağım. Detaylandırmak sizin elinizde. İlave olarak bu katta Şeyh'in mescidi de var. Tam arkamda görebilirsiniz zaten. Dolayısıyla buralarda gezmek, hala o dönemdeki halıları görmek, mescit içerisindeki düzeni görmek gerçekten insanı şaşırtıyor açıkçası. O yüzden ben çok etkilendim. Buraya da göz atmayı unutmayın. Şimdi biraz da avluda dinleneceğiz. Yorulduk değil mi Mehmet? Yorulduk biraz ya. Çok büyük bir yer. Çok büyük, aynen. Türkiye'ye çok benziyor bence. Yani yapılarımız falan aynı. Yani öyle hissediyorum en azından. Şu an sanki Fas'tayım ama aynı zamanda Topkapı Sarayı'nın içerisindeyim. Yani öyle bir benzerlikler var ve his uyandırdı bana açıkçası. Buraya geldiğinizde sizlerde ne hisler uyanacak bilmiyorum. Bende böyle uyandı. Şimdi hamamlara geldik. Burası 1939 yılında keşfedilmiş. Bunlar ufak ufak hamam bölgeleriymiş. Yeraltı kaynaklarından geliyormuş. O dönemdeki hamamlar. Baksanıza hala belli. Kutu kutu her yerde ufak hamamlar var. Suyun çıktığı yerler bile belli ortalarda aslında. Bazı kaynaklara göre şunu da okudum. Her hamamın su sıcaklığı değişebilirmiş. Bazı bölge daha sıcakken bazı bölge daha soğuk, daha ılık olabiliyormuş. O yüzden burayı da görmeden dönmek istemedim. Şirvanşahlar Müzesi'nden de çıktık arkadaşlar. Arkada müzik var, telife girer diye o tarafa gitmiyorum ama kamerayı döndürdüğümüzde arkada da kafeler bulabilirsiniz. Orada bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Hemen müzenin arka yokuşundan aşağı doğru indiğimizde dünyanın tek minyatür kitap müzesine doğru ilerliyoruz. İçeriye girişte ücretsiz. Hadi gelin beraber gidelim. Burası sarayın duvarları zaten. Hemen şu tarafta demin görmüş olduğumuz aslında hamamın duvarları. Hamamın duvarlarının arkasındaki yerde minyatür kitap müzesi. Hadi içeri girelim. Minyatür Kitap Müzesi dünyadaki tek minyatür kitap müzesi olarak Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Müze 2002 yılında açılmış ve müzede sergilenen parçalar Tahir Salahov kız kardeşi Zahira Salahov tarafından toplanmış. Devrim sonrası Rusya'da ve Sovyet döneminde yayınlanan kitapların minyatür halinde olması Rus edebiyatı ve tarihiyle ilgilenenleri fazlasıyla sevindireceğini düşünüyorum. Müzedeki en eski kitap 17. yüzyıldan kalma Kur'an-ı Kerim'in minyatür bir kopyası da bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'in orijinaliyle birebir aynısı olduğuna çok şaşıracaksınız. Belki de tek farkı bu kadar küçük olması. Bütün kitaplar ufacıcık. Gerçekten o kadar güzel ki çok şaşkınım. Bu kadar ufak kitapları hiç görmemiştim. İçeri şehre gezerken buradaki minyatür kitap müzesini gezmeyi unutmayın. Hadi diğer rotaya.
Şimdi İçerişehir'in hemen yanında bir park var. Bu park bence Çeşmeler Meydanı'na iniyor. Çünkü çeşmeleri görmeye başladık. Dolayısıyla buradan dolaşa dolaşa aşağı doğru ilerliyoruz. Şehirden çıktık arkadaşlar. Clermoni Parkı'nın içerisinden ilerledik. Çok güzel bir park. Bunu söyleyeyim. Buraya da uğrayabilirsiniz. Hemen bu parkın sağ tarafında gösterişli bir bina var. Arkamda görebilirsiniz. Burası da Devlet Filarmoni binası. Hemen bu bina ile ilgili kısacık bilgiler aktarmaya çalışacağım. Dış mekanı İtalyan Rönesans, iç mekanı da Alman Rokoko tarzında tasarlanmış. Aslında binanın genel tasarımı Monte Carlo Kasinosu'ndaki binaların tarzından ilham alındığı biliniyor arkadaşlar. İlk olarak 1917 yılında şehrin zenginleri için ziyafetler, balolar ve konserlerin düzenlendiği bir kulüp olmuşken Rus ve İç Savaşı sırasında toplantı ve mitingler için kullanılan bir salon olmuş. Son olarak Sovyet döneminde ise konserler için hizmet veren bir sahne olarak kullanılmış. Buraya geldiğinizde bu gösterişli binayı da gezmeyi unutmayın. Niyazi Küçesi, yani Niyazi Sokağı'ndayız. Arkamdaki görmüş olduğunuz yerde Bakü Modern Sanatlar Müzesi. Burada oldukça fazla müze var. Müzeleri tek tek gezmeyeceğim ama gezmek istediğim tüm müzelerin isimlerini buraya yazıyorum. Siz de buradan isimleri alarak gezebilirsiniz, bilginiz olsun. Şimdi burayla ilgili kısa bilgi aktaracağım. Bu müze 2009 tarihinde açılmış aslında. Azerbaycan'ın ilk parlak ressamlarını ve heykeltıraşlarını temsil eden müze, 800'den fazla parçadan oluşan koleksiyonu genelde ev sahipliği yapıyor. Bina oldukça çağdaş bir şekilde modernize edilmiş ve mümkün olduğunca açık ve ferah bir şekilde tasarlanmış. Burası pazartesi günleri kapalı, 10'da açılıyor. Giriş ücreti ise kişi başı 10 manat, Azeri vatandaşı iseniz 7 manat. Size şundan bahsetmek istiyorum. Bakü Sovyet döneminden kalma bir ülke olduğu için bağımsızlığını ilan ettikten sonra kendi yapılarını yapmaya başlamışlar ama şu dikkatimi çekti. Ülkenin meydanları, yapıları o kadar güzel ve o kadar temiz ki ve ferah ki ve geniş ki siz de bunu fark ediyor olacaksınız. Park mı, meydan mı, bina mı, her yer ferah. O kadar rahat dolaşıyorsunuz ki inanın kendinizi çok mutlu ve özgür hissediyorsunuz. O yüzden bu çok dikkatimi çekti. Bir binadan çıktım, sadece yürüyorum ve yollar tertemiz ve çok geniş. Buradan yürüyerek ilerledikten sonra dışarı çıktığınızda Azerbaycan'ın en büyük bayrağıyla karşılaşacaksınız. Meydanda bulunan devasa bayrak yaklaşık 162 metre yüksekliğindeki bir direğe çekilmiştir. Meydan resmi olarak 2007 senesinde açılmış arkadaşlar. Ulusal bayrak meydanı olarak da geçiyor burası. Devasa bayrak nedeniyle ziyaretçilerin oldukça yoğun ilgisiyle de karşılaşmaktadır. Çok önemli bir kent meydanı. Burada sürekli müzik çalıyor zaten. Azeri müzikleri çalıyor. Bayrak da tam arkamda zaten. Biraz eğileyim görebilirsiniz. Çok devasa ve güzel gözüküyor. Dolayısıyla yolunuz buraya düştüğünde de buraya muhakkak uğramanız gerekiyor. Parkın içinde dolaşırken birçok aktivite yapmanız mümkün. Hemen arkamda mini Venedik var. Onu birazdan göstereceğim. Diğer arka tarafta da Hazar Denizi'nin tam ortasında bir yat kulübü var. Oraya uğrayabilirsiniz. Sol tarafımda Halı Müzesi ve bir AVM var. Şimdi hızlıca buraları geziyor olacağız. Sonra teleferikle Bakü'nün en güzel manzarasını alabilmek için en tepeye doğru çıkacağız. Kısa Venedik turu yapalım diyoruz. Bakü'de hem de. Kişi başı burada bir nefer, yani bir kişi demek. 3 manat arkadaşlar. Sıraya giriyorsunuz. Tur da 5-6 dakika sürüyor. Yukarıda böyle güzel kafeler var. Bir 5-6 dakika şöyle tekneyle bir keyif yapalım Mehmet'le beraber. Hadi gelin. Hava güzel olduğu için biraz sıra var. Şöyle 6 tane tekne varmış. Kemerlerin arasında gezintiye çıkacağız. Şimdi arkadaşlar geldik, bindik. Mini İtalya, Venedik turu yapmak istiyorsanız burada zaman geçirebilirsiniz. Eğer ki burada gezmek istiyorsanız fiyatları biraz önce verdim. Birkaç tane burada restoran var. Restoranları da ziyaret edebilirsiniz. Böyle şehrin gürültüsünü, yoğunluğunu falan atlatmak istiyorsanız gelebilirsiniz. Vale, yağmurda ne oluyor? Çalışıyor mu burası? Yok, hayır çalışmıyor. Çalışmıyor. Tamam. Yağmurda kapalı burası. Onun bilgisini de aldım arkadaşlar. Böyle hava güzelse keyfini doya doya çıkarabilirsiniz. Şimdi biz 5-6 dakika çevreye bakacağız.
farklılık oldu işte, güzel oldu. Eğer Bakü turlarınızda böyle bir değişiklik yapmak istiyorsanız bu Venedik turunu da değerlendirebilirsiniz. Diğer lokasyonda görüşmek üzere. Arkamda görmüş olduğunuz Bakü'nün bir halı müzesi. Azerbaycan halkının günlük yaşamına giren ve ulusun sembolü haline gelen Azerbaycan Halı Müzesi 1967 yılında kurulmuş ve ilk sergi 1972 yılında yapılmış. Müzenin temel amacı Azerbaycan halı dokuma sanatının örneklerini saklamak, araştırmak ve göstermek diyebilirim. İçerideki koleksiyonların çoğu 17. ve 20. yüzyıllara dayanıyormuş arkadaşlar. Ayrıca içeride halı ürünlerinin dışında modern dönemin sanat eserlerini de görmek mümkünmüş. Dışı da katlanmış bir halıya benziyor aslında. Tasarımını da çok beğendim. Bakü yollarında gezerken buraya uğramayı unutmayın. Pazar Deniz'in kıyılarındayız arkadaşlar. Hava rüzgarlı. Hemen kısadan bilgi veriyor olacağım. Arkamda görmüş olduğunuz yer Dövme Dolap. Yani Bakü'nün gözü de denilebiliyor. Hava nedeniyle oraya gidip kullanamıyoruz ama yaz aylarında çok güzel bir şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorum. Hemen arkasında Kristal Hall var. Yani Azerbaycan Eurovision'a katıldığında orada yarışmalar yapıldı ve dünyanın her yerinden ünlü sanatçılar gelip orada konser verdi. İlave olarak baktığınızda arkamda bir AVM görüyorsunuz. Bu AVM'nin mimarisi olağanüstü. Geldiğinizde buraya da uğrayabilirsiniz. Hemen bir arkaya döndüğümüzde de Alev Kulelerini görebiliyorsunuz ki birazdan yukarıya çıkıyor olacağız. Hemen arkamda da Halı Müzesi'ni görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu bulvarda gezebileceğiniz birçok lokasyon var. Unutmayın. Daha önce size söylemiştim, Bakü'nün manzaraları çok meşhur ve çok önemli. Şimdi Hazar Denizi'ne karşı Bakü'nün en yüksek tepesinden panoramik olarak şehri çok iyi izlemek istiyoruz. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Arkamızda bulunan buradan finikülerle en tepeye doğru çıkacağız ve manzaranın keyfini çıkaracağız. Hadi gelin. Finikülerdeyiz. Kişi başı giriş 1 manat. Bir kat veriyorlar, okutuyorlar onu. Okuttuktan sonra biniyorsunuz ve olduğunuz yere geliyorsunuz. İster oturabilirsiniz, ister ayakta durabilirsiniz. Yukarıya kadar böyle çıkıyor olacağız. Biraz kalabalık, sıra olduğu için bekleme ihtimaliniz olabilir ama genelde akşam üzeri gelin diyorlar. Şimdi finikülerle yukarıya çıkma zamanı. Yukarı doğru çıktık. Biraz rüzgar var. Hızlı hızlı konuşuyor olacağım. Yaklaşık 50 saniye, 1 dakikada buraya kadar çıktık. Burada sonsuz yanan ateş var. Hemen meydanda. Öncelikle oraya bakalım. Gelin beraber neler bizi bekliyor görelim. 1990 yılının ilk günlerinde Sovyet Birliği'nin dağılması sırasında Bakü, Azerbaycan'ın bağımsızlık hareketine yönelik büyük bir baskıyla karşı karşıya kaldı ve yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Bolşeviklerin iktidara gelmesinin ardından eski bir mezarlığın yerine yapılan Şehitler Yolu 15 bin Azerbaycanlı kahraman için yapılmış bir anıtmış arkadaşlar. Ortasında ebedi alev yükselen yürüyüş yolunun sağında ve solunda burada gömülü olan şehitlerin isimlerinin yazıldığı mermer duvarlar bulunuyor. Yürüyüş yolunda aynı zamanda 1. Dünya Savaşı esnasında burada hayatını kaybetmiş İngiliz askerlerin anısına dikilmiş olan İngiliz anıtı taşı da mevcut. Tabii biz manzara diye çıktık ama Türk şehitliğimiz de varmış burada, onu da gördük. Biraz duygulandık açıkçası ama burada bir anıt verilmesi, bir mezarlığın olması bile çok mutlu etti açıkçası, öyle söyleyeyim size. Manzara deyip geçmeyin, burada çok önemli, çok güzel görülecek şeyler var açıkçası, öyle söyleyeyim. Manzaranın güzelliği şaka mı? Neyse, buraya çıktığınızda canınız bir şey yemek içmek isterse de böyle bir kafe var arkadaşlar. Bu kafeye de gelebilirsiniz. Bir şeyler atıştırabilirsiniz. Bilginiz olsun. Mehmet'i biraz yalnız bırakmıştım. O manzaranın bu tarafından izliyordu. Ben de diğer taraftan izliyordum. Diğer tarafın manzarası bir tık daha güzel. Oradan kuleleri göremiyorsunuz ama bu manzaradan buraya baktığınızda kuleleri de görebiliyorsunuz. Bir de böyle izleyin. Tabii en tepeye çıktığımızda birçok şeyi görebiliyorsunuz. Bakü'nün en önemli simgelerinden bir tanesi Alev Kuleleri de tam arkamda. Aslında gece görüntüsünü görmenizi isterdim şu an ama ben gece görüntülerini de sizin için ekleyeceğim. Bakü'nün en simgesel ve en yüksek yapıları olarak kabul ediliyor. Ülkenin modern simgesi olarak kabul edilen Alev Kuleleri ofis, konut ve otel olarak da kullanılıyor. Yapımı 2013'te tamamlanan kulelerin en önemli özelliği olan 10.000 led armatürle kaplanmış dış yüzeyi akşamları ışıklandırılıyor. Daha
Daha sonra bu gösteri yerini Azerbaycan bayrağı tutan bir askere bırakarak son buluyor. Kulenin boyutları 140 ila 190 metre arasında değişiyor. Dolayısıyla tüm Bakü'nün her yerinden de çok rahat görebiliyorsunuz. Kafanızı kaldırdığınızda, hele ki gece olduğunda mükemmel alev ışıklarını gördüğünüzde bilin ki orası gerçekten alev kuleleri. Exchange burada biraz zor bulabilirsiniz. Bankalarda paranızı bozdurabilirsiniz. Onlardan bir tanesi Turanbank. Ben 100 euroya 1.82.63 para aldım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani exchange bulmakta zorlanabileceğiniz için paranızı yanınızda biraz muhafazalı kullanın ya da yanınızda paranız sürekli olsun. Şimdi akşama ettik, biliyorsunuz bizim gezeceğimiz noktalar var ve bunları size göstermek de istiyorum. Bunların bir tanesi Haydar Aliye Kültür Merkezi. Size gündüz göstermeyi isterdim ama gece göstermek nasip oldu. Şimdi orayı keşfedeceğiz, bir bakacağız çevrede neler varmış. Buraya içeri şehirden metroya bindim. Nerimanov durağında indim ve buraya geldim, bilginiz olsun. Eğer gelmek isterseniz metroyla da bu şekilde buraya gelebilirsiniz. Ve arkamdaki görmüş olduğunuz fütüristik yapı Haydar Aliyev Kültür Merkezi. Adını ülkeyi yöneten Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'den alan müze, Bakü'nün en önemli kültürel merkezi. Zaha Hadid tarafından tasarlanan bina, 2013 yılında tamamlanmış ve içerisinde geçici sergi alanları, konferans merkezleri, atölyeleri ve müzeyi barındırmasıyla çok işlevli bir mekan haline gelmiş. Kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmanın yanı sıra Azerbaycan dilini, kültürünü ve tarihini de tanıtmasıyla biliniyor arkadaşlar. Benim gezi rotama göre gece saatlerinde buraya gelmek nasip oldu. Burası 7'de kapanıyor arkadaşlar. Gündüz resimlerini size buraya ekliyor olacağım. Siz de buraya gelirken saatleri, içeride sergi günlerini ve benzer etkinlikler neler varsa onları görmeyi unutmayın. Bunlara göre programlarınızı yapın gelin, olur mu? Haydar Aliyev bu ülke için çok önemli bir yer. Nizami Caddesi'nde yürüyoruz. Buraya geldiğinizde yolunuz her zaman Nizami Caddesi'nde olacak. Burası şöyle, aslında İstanbul'un Taksim Meydanı gibi, Taksim sokakları gibi düşünebilirsiniz. Çok kalabalık, tüm Bakü burada. Restoranlar, kafeler, yeme içme yerleri, çocuk çığlıkları, hepsini burada duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz şimdi etrafı size gezdiriyor olacağım. Buranın hemen görüntülerinin ardından yemek yemeye gidiyoruz. Takipçilerimden Mine Hanım'ın söylediği bir yer var. Şimdi orayı ziyaret edeceğiz ve çok güzel, lezzetli şeyler deneyeceğiz. Hadi gelin sokaklara bakalım. Artık akşam yemeği vakti geldi. Nereye dolaşırsak dolaşalım yollar içeri şehire doğru geliyor arkadaşlar. Akşam yemeği için bir takipçim bana bir öneri verdi ve buraya geldik. Buranın adı Kaynana Restoran. Ne yiyeceğiz diye baktığımızda aslında burası milli bir restoran. Yani milli restoran ne demek? Buranın yerel lezzetlerini bulabileceğiniz bir restoran aslında. Hemen başlıyorum, size gösteriyorum. Zeytinli komposto. Bir tane bunu söyledik. İlave olarak buranın bir göz, bizim Türk lezzetine göre gözleme var. Doğru isimlerini alta yazıyor olacağım. Bir tane burada çorbamız var, pilavımız var, kestaneli yemeğimiz var. Hepsinin isimlerini alta ve fiyatlarını alta yazıyor olacağım. Zamanınız olursa ve fırsatınız olursa ve geleneksel yemeklerde yemek isterseniz kesinlikle buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bize afiyet olsun. Şu anda Nizami Caddesi'nin hemen paralel noktasında Çeşmeler Meydanı'nda bulunuyorum. Burayı da ziyaret edebilirsiniz.
çevresinde birçok çeşme görüyorsanız bilin ki orası Çeşmeler Meydanı. Yine çevresinde kafeler, restoranlar, gezebileceğiniz birçok destinasyon var. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Ben Bakü'yü gerçekten çok sevdim. Bu kadar güzel olacağını inanın beklemiyordum. Dolayısıyla buraya gelecek olan arkadaşlara ve videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlara ufak bir sürprizim var. Biliyorsunuz ki ben bütün gezdiğim ülkelerin bir kitapçığını çıkarıyorum. Gezi rotası diyebiliriz. Buraya Instagram adresimi bırakıyorum. Lütfen bana ulaşın. İstediğiniz noktada bu çizelgeyi size mail atıyor olacağım arkadaşlar. Kolaylıkla gezi rotanızı bu çizelgeyle oluşturabilirsiniz. Ben kendim için hazırlamıştım. Bu yolculukta beni izlediğiniz için ve benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, like atmayı ve en önemlisi beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Size çok teşekkür ediyorum. Yeni bir ülkede görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Şimdi eklemem gereken birkaç nokta daha var. Onları da söylemek istiyorum size. Onlardan bir tanesi de buranın yerli tatlısı Şeki helvası. Şeki halvası da diyorlar. O yüzden şimdi onu almaya geldik. İçeriye girdiğimizde burada çok güzel şeyler var. Çayları görebiliyorsunuz. Bizim Türk dilinde reçeller var, zeytinler var. Burada çayın yanında böyle katık denilen şeylerle içiyorlar çayı. Yani bizim reçelle, leblebiyle, onunla bununla. Buradan da biz bunu aldık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Abimizi tanıştırmak istiyorum. İsminiz neydi? Merhaba, Bahtiyar. Bahtiyar abimiz burayı en baştan, en sıfırdan kurmuş. Sosyal medya yokken, bütün restoranlarla çalışırken şimdi bu firmayı kurmuş. Kendi firmasıyla artık herkese satışını yapıyor. Siz de buraya gelmeyi unutmayın. Merhabalar. Selam. Tadını çok merak ediyorum. Gerçekten buranın yerel tatlısıymış. Videoyu editlerken alta kişisel yorumumu da yazacağım. İçerişehir'de bir magnet almaya geldik. Şöyle arkamızda gördüğünüz magnetler var. Onlara bakıyor olacağız. Biz içeri doğru giriyoruz. Sizin mi burası? Yok. Çalışıyor musun? İsmin ne? Cavit, memnun oldum Cavit. Biz içeriden bakalım. Hadi gel sen de bizle. Burada halılar falan da satılıyor. Çok turistik bir yer aslında. Aldık şimdi, size aldıklarımı göstereceğim. Çok güzeller. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. İndirim yaptı, üçünü 5 manata aldık. Normalde 2 manat, 6 manat ediyor. 5 manata bunları aldık. Bir tanesini bir takipçime yollayacağım. Bir tanesi bizim, bir tanesi de bir arkadaşımıza aldık. Sabah böyle büyük bir kahvaltı yapmak istemiyorsunuz. Aperatif de geçiştirmek istiyorsunuz. Onlardan bir tanesi Yumu Ponçik arkadaşlar. İçeride olabildiğince her şey var. Hadi gelin bakalım. Biz Mehmet'le börek söyledik. Böreklerimiz de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İki de çay söyledik. Fiyatını alta yazıyor olacağım. Aperatif, kolay, hemen kahvaltı edebileceğiniz bir şeyler istiyorsanız kesinlikle buraya uğrayabilirsiniz. Havaalanına doğru gidiyoruz. Burayla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim size. Tek eve bir kahve aldık. 2,5 manat ödedik. Birinci bölümü izlemişseniz Bakü'ye gelirken havaalanından merkeze otobüsle nasıl gelirsinizi gösterdim. Şimdi ise Bolt'la ne kadara ve kaç dakikada havaalanına gideceğiz onu söyleyeceğim. Toplamda 25 dakikada buraya geldik. Toplam 15 manat etti arkadaşlar, bilginiz olsun. Otobüsle gidip gelmek istiyorsanız da Bakü 1. bölümü izlemenizi rica ederim. Bakü bölümlerimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için şimdi teşekkür ederim. Yeni bir ülkede yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.